Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeyiz. Bu defa Başkent Refik Paşa'nın Türk tarafında KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Derviş Eroğlu bizleri konuk ediyor. Rum lider Dimitris Hristofias'la görüştük ve 2012'nin çok daha Türkiye ve Kıbrıslı Türklerle ilişkiler anlamında gergin geçeceğini söyledi. Acaba nasıl geçecek Rumlarla komşularınızla ilişkileriniz? Şimdi Sayın Hristofias peşin hükümlü. Yani bir kere müzakereler gayet olumlu seyrediyor. Biz iyi niyetle Kıbrıs'ta yapacağımız iki müzakereyi tamamladıktan sonra Grüntri'ye bir anlaşma olabilir düşüncesiyle gidiyoruz. Genel sekreterle yapmış olduğu görüşmeye dayalı olarak biz alvere başlamamız gerektiği ortaya koyduk ama Sayın Hristofias alvere hala da başlama düşüncesinde değil, ısrarla alver diye bir şey yoktur, olmayacaktır havasını vermeye çalışıyor. Çünkü Hristofias'ın aklında bir tek şey vardır. Ne alabilirsem onu alayım. Ama en fazlasını alayım. Dolayısıyla bizim ve bir de 1974 Barış Harekatı'yla ortaya çıkan durumu nasıl değiştirebilirim hesabı içerisinde. Ben müteahhit defalar kendisine şunu söyledim. 1974 öncesini hiç düşünme. 1974 öncesine dönmek mümkün değildir. İşte güzel yurdu istiyor, Güney Mesarya'yı istiyor, Maraş'ı, Karpaz'ı istiyor. Peki Kıbrıs Türk'ü nerede yaşayacak? Benim kendisine söyledim, bak Sayın Üstoyaz. 1974'teki barış harekatı yapan Türkiye askerlerine davetiyeyi senin halkın çıkardı. Beni Rumlar öldürecekti ama seni de Rumlar öldürecekti. 15 Temmuz darbesinden hemen sonra bildiğin gibi güneyde komünist avı başlamıştı. 4000 kadar komünistin öldürüldüğü söyleniyor. Dolayısıyla sen de canını kurtardın, ben de canımı kurtardım. İkimiz de Türkiye'ye şükretmesi gerekir. Güncel bir konuda devam etmek istiyorum. Doğalgaz konusu Rum lidere sorduğumuz zaman bunun Kıbrıs'ta çözüm olmasının ardından her tarafın faydasına sunulabilecek bir kaynak olarak görüyor. Sizin de tabii Birleşmiş Milletler'e sunmuş olduğunuz bir öneri var. Son New York zirvesinden önce, yani Green Tree zirvesinden önce bu platformun gelmesi, kazmaya başlaması konusu gündeme geldiği zaman ben kendisine şöyle bir talepte bulundum. Gel bu konuyu ertele. Çünkü görüşmeler devam ediyor. Belki New York zirvesinde bir anlaşmaya da varacağız. Anlaşma olduktan sonra birlikte nasıl hareket edeceğimizin kararını veririz. Tabii vazgeçmedi. Biz de biliyorsunuz New York'ta Sayın Tayyip Erdoğan'la Başbakan'la bir anlaşma yaptık. Bu anlaşmadan sonra da Genel Sekreter'e yapmış olduğum görüşmede yani Rumlar devam ediyorlar. O takdirde bizim bir planımız vardır. Doğalgaz arama ile ilgili 5 maddelik bir planımı verdim Sayın Genel Sekreter. Genel Sekreter çok olumlu buldu. Hatta bana bir misyon daha yüklediği şeklinde espri de yapmıştır. Kıbrıs'a geldiğimiz zaman da Genel Sekreter'e vermiş olduğum önerilerimizi kendisine verdim. Bir hafta sonra da bize iade etti. Yani bu konuda da kaçak dövüşür diyeceğim. Ha, tabii ki Türk tarafı da bu şartlarda kendi bölgesinde gaz veya petrol aramak mecburiyetindedir. Niye bizim de yeraltı zenginliğimiz olarak bu stratejik madde varsa niye aramayalım sorusu akla geliyor. Biz de bununla ilgili olarak Türkiye hükümeti yetkilileriyle yapmış olduğumuz görüşmelerde araştırmaya karar verdik ve önümüzdeki günlerde herhalde bu araştırmalar başlayacaktır. Önemli bir zirveye de hazırlanıyorsunuz aynı zamanda bir iki görüşmeniz kaldığınıza rağmen. Genel Sekreter son görüşmede oyunun sonu ifadesini kullandı. Sizin gördüğünüz kadarıyla New York zirvesi gerçekten oyunun sonu mu olacak? Eğer oyunun sonu olursa yeni bir oyun mu başlayacak? Nedir efendim görüşünüz? Genel Sekreterin bize söylediği, o doğal olarak Haziran bu müzakerelerin sonudur. Çünkü 1 Temmuz'da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Avrupa Birliği dönem başkanı olacak. Onun için biz Haziran ayına kadar Kıbrıs'ta bir anlaşmaya varmak mecburiyetindeyiz. Bunun için uğraşacağız. Efendim, dolayısıyla bir çözümsüzlük sürecin devam etmesi, siz ilelebet görüşmelerini sürmeyeceğini söylüyorsunuz. Biz Elbette. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ismiyle yolumuza devam ederiz demiş oluyorsunuz. Yanlış mı anlıyorum? Şimdi bir anlaşma olmazsa, tabii ki bir anlaşma oluncaya kadar şu anda devletimiz vardır. Yani bu devleti ilan ettik. Türkiye'nin tanıdığı, anavatanımızın tanıdığı bir devlet. Elbette bir anlaşma olmazsa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti olarak
Devam edeceğiz. Bunun başka alternatifimiz yok. Herhalde biz federal kanadımızı ilan ettik. Siz de Kıbrıs Cumhuriyeti'nden vazgeçin, bir federal kanat oluşturun da gelin diye yıllarca bekleyecek halimiz yok. Avrupa Birliği dönem başkanlığı döneminde biliyorsunuz Türkiye Kıbrıs Rum Yönetimi'nin başkanlığında ilişkileri askıya alacağını ilan etti. Evet. Bu aynı zamanda tabii New York görüşmesini de göz önüne alırsak KKTC'nin de Kıbrıs'ta Türklerle Rumlarla bir çeşit olarak ilişkilerin eğer çözüm olmazsa o zamana kadar askıya alınması anlamına gelir mi? Büyük bir ihtimalle öyle olacak. Tabii yani çünkü Rumlar Avrupa Birliği dönem başkanı iken müzakere etmenin bir anlamı yok gibi geliyor bana. Zaten Sayın Ristoves de herhalde pek fazla vakit bulamayacağını gerekçe olarak ortaya koyacaktı. Zaten bunu seslendirmeye başlamıştır. Bilmem size ne söyledi ama birçok toplantıları olacağı için müzakereye vakti olmayacağı şeklinde yorumlar yaptığını biliyorum. Efendim, hem müzakereleri yürütüyorsunuz ama öte yandan da Türkiye ile ilişkileriniz var. Türkiye ile müzakerelerle ilgili istişarelerde bulunuyor musunuz? Elbette bulunuyoruz. Ve dolayısıyla bu ortak bir politika diyebilir miyiz sizin söylediklerinizle? Şimdi tabii ki Rum tarafı biz Yunanistan'ı suçlamazken Rum tarafı devamlı Türkiye'yi suçlamaktadır. Halbuki Yunanistan da Rumların ana vatanıdır. Yani Türkiye bizim ana vatanımız olduğu gibi Yunanistan da onların ana vatanıdır. Ve biz ayrı devletiz. Yunanistan bu konuda hiçbir müdahalesi yoktur gibi sözler söylese de bana göre doğru söylemiyorlar. Şunu söyleyeyim, ben Cumhurbaşkanı seçildikten sonra elbette bazı kararlar aldık, bazı müzakerelerle ilgili öneriler hazırladığımız zaman Türkiye'nin görüşlerini de alıyoruz. Ve bugüne kadar yani Türkiye'den herhangi bir müdahale olmuş değildir. Ama biz işbirliğimizi devam ettiriyoruz ve her hazırladığımız öneriyi onlara Ankara Dışişleri Bakanlığı'na da bildiriyoruz. Onlar da görüyorlar ve bugüne kadar onaylamadıkları bir görüşümüz olmamıştır. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Ama üretim buradadır. Ama onlarla da paylaşıyoruz. Son bir sorum olacak. İkili ilişkilerinizde Hristofias ailesiyle, sizin ailenizde eşinizin kayıpları olduğu 1974 öncesinde evet. Kayıpları olduğunu biliyoruz. Sağcı ve milliyetçi bir lider olarak Hristofias ailesiyle ilişkileri nasıl acaba? Çünkü iyi olduğunu söylüyor Sayın Hristofias ama iyidir. Yani iyidir derken bir kere benim evime gelmiştir. Evimizde yemek yedik beraber. Bir kere biz onların evine gittik. Beraber yemek yedik. Bir de müzakere masasında tabii ki bir iki arkadaş gibi görüşüyoruz ama tartışmaya başlayınca iki rakip oluyoruz. Yani ayaküstü sohbetlerimiz oluyor. Ayaküstü sohbetlerde kahve içerken veya görüşme uzadığı zaman yemek yerken gayet samimi bir atmosfer içinde oturuyoruz. Ama müzakere masasına geçtiğimiz zaman iki rakip. Ben bir şeyler söylüyorum, o bir şeyler söylüyor. Bazen o öfkelenir. Ben biraz ondan daha soğukkanlı olduğum için, daha doğrusu çok soğukkanlı olduğum için ben öfkelenmem ama onu zaman zaman öfkelendiriyorum. Bağırdığınız oluyor mu efendim? O tür haberler geldi. Yok. Benim bağırmam yok ama Talat Bey ile Hristoves görüşürken çok birbirlerini çok bağırırlardı. Bu Birleşmiş Milletler yetkileri tarafından da söylenmektedir. O günkü ekiplerde olan kişiler tarafından da söylenmektedir. Bizimle aramızda bir mesafe var. Yani onlar birbirine yoldaş diye hitap ederdi. Biz birbirimize yoldaş değiliz ama arkadaş olabiliriz diye espriler yapıyoruz. Ama benimle ilgili, benimle beraber olduğu sürece bu müzakerede hiçbir zaman birbirimize bağırmadık. Efendim, yani o mesafe var aramızda. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar diliyorum.